İbrahim Karagül, İran sınırı geçerse ne olur? Bir gizli anlaşma var mı? İran doğu cephesi açar, biz doğu kapısını açarız. İsrail öfkesi değil, Türkiye korkusu. Bu sefer iş ciddi. İran'ın Azerbaycan'a yönelik tehditleri, sınıra asker yığılması, Türkiye ve Azerbaycan'ın olası bir saldırıya karşı ardı ardına tatbikatlar yapıyor oluşu ne anlama geliyor? İran'ın korkusu ne? Kafkaslar'da savaş mı çıkarmaya çalışıyor? Azerbaycan'a saldırır mı? Bu derin endişeye biraz yakından bakalım. Türkiye'nin dokunuşu yüzyılların planını bozdu. 44 gün süren Karabağ Savaşı'yla Güney Kafkasların jeopolitik haritası değişti. Görünüş Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıydı ama gerçekte Anadolu-Orta Asya kapısı ilk kez bu kadar açılıyordu. Bu müdahale, yüzyıllardır devam eden Kafkasya kapısını kapatma, Türk ve Sünni dünyayı birbirinden koparmaya dönük Rus-İran büyük stratejisine Türkiye tarafından dokunulmasıdır. Müdahale o kadar kritikti ki, sonuçlarının jeopolitik sarsıntılara yol açacağı belliydi. Öyle de oldu. İran bu savaşta tamamen bypass edildi. Sonuçlarını büyük bir tehdit olarak algılamaya başladı. Karabağ'da asıl yenilen İran oldu. Birinci Karabağ Savaşı'nda Ermenistan'la hareket eden İran, nüfusunun önemli bir bölümü Türk-Azeri olmasına rağmen, bu sefer de Ermenistan'a açık askeri destek vermekte tereddüt etmedi. Ancak sonuç istediği gibi olmadı. Türkiye'nin büyük desteğiyle Azerbaycan işgal altındaki topraklarını büyük bölümünü kurtardı. Ermenistan yenildi, Savaşın sonuçları itibarıyla İran'da, Kafkaslar'da ağır bir yenilgi almış oldu, bölgede daha de deta dışlandı. Daha ateşkes anlaşma şartları tam oturmamışken, Tahran, Azerbaycan'ı tehdit etmeye başladı. Askeri caydırıcılık her zamanki gibi İran'ın önceliği oldu. Sınıra yığınak yaptı, sınırın sıfır noktasında tatbikatlar yapmaya başladı. İran'ın gizli ajandası ve açık propagandası ne dahil İranlı üst yöneticiler Bakü'ye tehdit dolu sözler sarf ediyordu. İran medyasıyla kıyameti koparıyor, savaş çığlıkları atıyordu. Tahran'ın gerekçesi her zamanki gibiydi. Azerbaycan kuzeyimize İsrail'i taşıdı. İran'ın açık propagandasıyla gizli ajandası her zamanki gibi burada da kendini gösteriyordu. Evet İsrail dronelara Azerbaycan'a yardım etmişti. Pakistan da Azerbaycan'a destek vermişti. Türkiye ise doğrudan müdahalenin bel kemiğiydi. İran'ın korkusu İsrail değil, Türkiye'yi durdurma çabası. Ama aslında İran'ın gizli korkusu İsrail değildi. Çıkarabileceği savaşın ideolojik pazarlama biçimiydi. Bu sefer pek inandırıcı da olmadı. Mesele şuydu. Karabağ savaşından sonra Türkiye ile Orta Asya bağlantısı açılıyordu. Nahçıvan'la Azerbaycan yolu açılıyordu. İran'ın Ermenistan üzerinden Azerbaycan'ı bölme, Türk ve Sünni dünyayı birbirinden koparma düşüncesi ağır yara alıyordu. İşin ekonomik tarafı ayrı, jeopolitik harita oynamaları İran'ı tehdit ediyordu. Çünkü Tahran'ın Güney Kafkaslar, Orta Asya stratejisi neredeyse çöküyordu. Türkiye'nin baskın etkisi Tahran'ı huzursuz ediyor, endişelendiriyordu. Bütün hesabını bunu kırma üzerine planlamaya başladı. Türkiye nasıl durdurulacaktı? Harita değişikliği İran için imha edici olabilir. Doğu komşusu Pakistan'ın Kafkaslara taşınması, Afganistan'da Taliban'ın gelmesi, Azerbaycan'ın askeri ve siyasi olarak güçlenmesi, Türkiye'nin bütün bu akıllı dokunuşlarda baş aktör olması Tahran resmi kimliği için ölümcül olabilirdi. Karabağ savaşının aktörleri bunu gördü. Türkiye, Azerbaycan, Pakistan arasında ardı ardına tatbikatlar, hazırlıklar yapılmaya başlandı. Bu sırada İran, harita değişikliğini asla kabul etmeyeceği açıklamalarını sıralıyordu. Geçtiğimiz hafta sınırın sıfır noktasındaki İran, askeri hareketliliği işin ciddiyetini daha da öne çıkardı. Tahran'dan bakınca bu anlaşılabilir bir şey. Çünkü yüzyıllardır esnetilmeyen o strateji çöküyordu. İran ve Rusya'da rejimler değişir, bu hesap değişmezdi. Türk ve Sünni dünya, Orta Asya ve Anadolu asla birleşmemeliydi. Bu İran için imha edici olabilirdi. Bir gizli anlaşma var mı? İran sınırı geçerse ne olur? Middle East ayda yayınlanan yazısında Tahran Üniversitesi'nden Fardin Eftekari, İran Ermenistan üzerinden sınırı geçebilir diyor. Keyhan gazetesinin bir haberini referans gösterip, Ermenistan'ın İran sınırına uzanan Siyunik eyaletinin Azerbaycan'a verileceğini, Erivan'daki batı yanlısı yönetimin bu yönde gizli bir anlaşma yaptığını söylüyordu. Bir gizli anlaşma var mı bilemeyiz ama Türkiye'nin Orta Asya yolunu açma, Azerbaycan'ın Nahçıvan'la birleşme tutkusu elbette var. O harita değişecek. Türkiye çok kararlı İran endişesi ciddi. Böyle bir durumda İran'ın Ermenistan'la bütün ilişkileri kesiliyor. Aslında Kafkasya ile kesiliyor. Aslında hem ekonomik hem de jeopolitik olarak harita değişiyor. Tahran yönetimi daha önceki Karabağ Savaşı'nda da sınırı geçmiş, Ermenistan'la bağını korumak için sınırın diğer tarafında tampon bölge oluşturmuştu. Tahran'ın Harita uyarılarının ana sebebi bu. Bunun coğrafyaya pazarlama biçimi de İsrail Kafkaslar'da yer edindi, bölgeye cihatçılar geldi şeklindeki klasik propaganda dili. Türkiye'yi durdurma, hem batıdan hem doğudan sıkıştırma. Bu sefer durum ciddi. Bu mesele Türkiye-İran klasik geriliminin çok ötesinde. Bugüne kadarki Türkiye-İran savaşı senaryoları ideolojik temelliydi. Batı'nın bölgesel tezleriydi. İran'ı durdurmaya ayarlıydı. Bu sefer iki ülkenin jeopolitik tezleri çatışıyor. Batı bu sefer Türkiye'yi durdurmaya çalışıyor. Batı'nın Türkiye'yi durdurma tezini İran'ın hemen üstlenmesi, ona göre pozisyon alması son derece dikkat çekici. Bu yeniyle Batı'dan Türkiye'ye yönelen sert dalgalarla uyum gösteriyor. Batı ile çatışırken doğudan sıkıştırma politikası yüzyıllardır hiç değişmedi. İran bu rolünü hep oynadı. Yine oynuyor. Türkiye batıdan sıkıştırılırken İran doğuda cephe kuruyor. İbrahim Karagül, Yeni Şafak. Hilal Kaplan, Kılıçdaroğlu ve Cambaz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kürt sorununun çözümü için meşru bir organa ihtiyaç duyulduğu, bu organın mecliste temsil edilen HDP olduğu yönündeki açıklamasının yankıları sürüyor. HDP eski genel başkanı Sezai Temelli ilk itirazı yaptı ve asıl muhatap İmralı'dır dedi. Selahattin Demirtaş arayı bozmamak için devreye girdi ve HDP irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır dedi. HDP Genel Başkanı Mithat Sancar ise İmralı ve HDP'nin rolünü karşı karşıya getirmek, Kürt sorununa bütünlüklü yaklaşımı zorlaştırıyor diyerek arayı buldu. En açık yaklaşımsa HDP'nin özgül ağırlığı yüksek isimlerinden Ahmet Türk'ten geldi. Biz yerel seçimlerde destekledik. 10-11 ilde desteğimiz olmasa yerel seçimi alamazlardı. Ancak ana muhalefet partisi gelecekle ilgili projelerini daha açık ve net ortaya koymalı. Kürtlerin beklentisi budur. Yan cebime koy mantığı hiçbir sorunu çözmez.'' HDP'lilere bakanlık koltuğu bile dağıtan CHP'li eski milletvekili Dursun Çiçek ve onu onaylayan CHP milletvekili Gürsel Tekin'in açıklamaları Ahmet Türk'ü kesmemiş olacak ki CHP'ye artık kartları açık oyna çağrısı yaptı. Bir yıl önce de HDP Genel Başkanı Pervin Buldan, bir seferliğine İstanbul seçimlerini kazanmak için kabul ettik, bundan sonra yapılacak olan ittifaklar açık ve şeffaf olmalı ve birlikte görüntü verilmeli, CHP'nin çekingenliğinden çıkması gerek demişti. Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun HDP'nin meşru muhatap olduğunu açıklaması, İyi Parti'den çelişkili açıklamaların gelmesine sebep oldu daha önce HDP'nin kapatılmasını, seçilmiş olmayı suç işleme hürriyeti gibi algılamamalıdır hiç kimse diyerek savunan Yavuz Ağralioğlu, benzer şekilde çocuklarımızı 40 yıldır öldüren bir cinayet şebekesinin başındakine hürmetle saygı gösteren mekanizma meşruiyet alanının dışına çıkar derken, partisinin lideri Akşener ise HDP hukuk karşısında meşrudur, Dedi, İroni şu ki bir yandan HDP'nin kapatma davasına destek vermekten çekinen Akşener, öte yandan kapatılmadığı için de meşru olduğunu savunuyor. İyi Parti Milletvekili Aytun Çıray'ın HDP'yi PKK ile bir tutup şeytanlaştırdılar açıklaması da parti içinde konu hakkında fikir birliği olmadığı kanaatini güçlendiren bir çıkış olarak değerlendirilmişti. Öte yandan İyi Parti Grup Başkan Vekili Müsabat Dervişoğlu'nun hiç kimse Kürt seçmen kitlesini HDP'nin sadık bendesi olarak görmesin, siyasetin görevi onlara gidecek yeri göstermektir çıkışını ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamasındaki HDP eşittir Kürtler indirgemeciliğine karşı bir itiraz olarak da okumak mümkün. Bu haliyle Kılıçdaroğlu, HDP ile İyi Parti arasına çekilmiş, görünmez ipte yol almaya çalışan bir cambazı hatırlatıyor bakalım bu örtük ittifakı düşmeden ne kadar sürdürebilecek hilal kaplan sabah